ve sanat eserleri kanununa baktığımızda yazılımlar eser niteliğindedir. Her türlü eser içinde eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Birden fazla kişi bir eser meydana getirirlerse ortak eser sahipliğinden bahsedilir. Bu kişilerin eserlerindeki parçaları, katkıları ayrılabiliyorsa her biri kendi eserinin eser sahibidir. Örneğin bir bilgisayar oyunundan bahsediyorsak, grafikleri çizen kişi çizdiği, yarattığı karakter üzerinde hak sahibidir. Arka plandaki engine'i yani motoru hazırlayan kişi bunun üzerinde hak sahibidir. Bir müşteri için geliştirilen yazılımlar açısından baktığımızda da yine aynı şekilde eseri meydana getiren kişi yani yazılımcı, eğer burada bir şirketten bahsediyorsak, bir yazılım şirketinden bahsediyorsak, yazılımcıları bir araya getiren, bunları ticari olarak bir araya getiren, işveren sıfatına sahip olan şirket eser üzerinde hak sahibidir. Yalnız yazılımcıyla müşteri arasında yapılan sözleşmede ileride tüm hakların devredileceğine ilişkin bir taahhüt bulundurulabilir. Yazılımcı bu hakları devretmediğinde bir cezai şart ödemek zorunda bırakılabilir. Ancak daha yazılım meydana gelmeden, hazırlanmadan yapılan tüm mali haklar müşteriye ait olacaktır, tür ibareler geçerli değildir. Çünkü fikir ve sanat eserleri kanunu çok açıkça henüz meydana gelmemiş eserdeki mali hak devirleri ya da işlemler batıldır demiştir. 11. Yazılım eserlerine ilişkin hak devri sözleşmeleri nasıl olmalıdır? Bu kurala uygunun sonucu nedir? Yazılım eserleri fikir ve sanat eserleri kanunu gereği eser olarak nitelendirmişlerdir. Tüm eserler içinde mali haklara ilişkin devirler ve işlemler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yazılılık yeterli bir şekil şartı değildir. Bunun dışında hangi hakları, yani kanunda tanımlanmış olan çoğaltma, işleme, yayma, telli telsiz araçlarla iletme ve temsil haklarından hangilerinin verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir. Yani tüm haklarımı devrediyorum tür ifadeler de geçerli değildir. Yazılılık şartına ya da bu özel şekil şartına, yani tüm hakların, hangi hakların verildiğinin belirtilmemesi ya da yazılılık şartına uyulmamasının sonucu işlemin batıl olması, yani geçerli olmaması, yapılmamış sayılmasıdır. Bunu şununla örnekleyebiliriz. Örneğin bildiğiniz gibi gayrimenkullere ilişkin işlemlerin, devir işlemlerinin mutlaka tapuda yapılması gerekir. Her ne kadar A kişisi B kişisine evini satmış olsa, A kişisi de B kişisi de bu konuda gitseler deseler ki evet bu kişi bana evini sattı, ben de satın aldım. Hatta ellerinde yazılı bir sözleşme olsa, bu sözleşme noterden onaylanmış bile olsa, tapuda yapılmadığı sürece bu işlem geçerli değildir. Burada da aynı şey vardır. Yazılı olarak ve özel şekil şartına uygun olarak yapılmayan sözleşme, üçüncü şahıslara karşı hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Çok kısa bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir yazılım şirketisiniz. Mali haklarını elinizdeki yazılımın bir ikinci şahsa, üçüncü şahsa devrettiniz. Fakat daha sonrasında yazılım şirketinizde bir haciz geldi ve mallarınız haciz edildi ya da iflas ettiniz. İflas masasına mallarınız devredildi. Eğer usulüne uygun olarak yazılı ve şekil şartına uygun bir sözleşmeyle devretmediyseniz elinizdeki yazılımlar hala sizin mal varlığınız içerisinde gözükecek. Dolayısıyla iflas masasına girecek, şirket devredildiğinde devralılığına geçecektir. Bu durumda üçüncü şahsın iflas masasına ya da şirketi devralılığına karşı herhangi bir hak iddia etmesi mümkün değildir. Ancak kendisine devir yapana gidip zararını isteyebilir.